Dünyanın en muhafazakar ve şeffaflıktan uzak krallıklarından biri olan Suudi Arabistan'da binlerce gizli diplomatik belgenin yayınlanması şok etkisi yaptı. Şimdilik belgeler uzun süredir şüphe edilenleri onaylar nitelikte. Jane Kenelmont, Londra'daki Chatham House Düşünce Kuruluşu uzmanı. Sızdırılan belgeler Suudi Arabistan'ın başka ülkelerde bazı politikacıları rüşvetle satın aldığı konusundaki tahminleri onaylar nitelikte. Ayrıca Suudilerin mali güçlerini kullanarak Arap medyasında etki sahibi olduğunu da görüyoruz. Belgelerden birine göre Suudi Arabistan, Batmış bir Lübnan televizyonuna 2 milyon dolar yardım yaparak kendi hakkında olumlu yayın yaptırmış. Belgelerde Lübnan'ın Sünni Suudi Arabistan ve Şii İran arasında bir savaş alanına döndüğü görülüyor. Bazı ayrıntılar utanç verici olabilir. Suudiler için olmasa da özellikle rüşvet alanlar için Arap Dünyası uzmanı Abdülbari Atvan, bu tür yolsuzluklarda ifşa olma korkusunun Suudilerin müttefiklerini onlardan uzaklaştırabileceğini söylüyor. Birçok kişi Suudilerden para ya da hediye almadan önce iki kez değil belki on kez düşünecek. Bir diğer belgeye göre Katar, Yemen'de bir şeyhe 250 milyon dolar vererek Abdurrahman Mansur El-Hadi'nin cumhurbaşkanı olduğu 2012 seçimleri sırasında orduda ayaklanma çıkarmaya çalışmış. Suudi Arabistan'ın Yemen'de husi ayaklanmacılara karşı hava saldırıları sürüyor. Abdülbari Atvan, Suudi Arabistan'ın önceliğinin sızıntının kaynağını bulmak olacağını söylüyor. Hackerların Suudi dosyalarına nasıl ulaştığı ve bu büyük belgeleri nasıl ele geçirdiğini öğrenmek isteyecekler. Jane Kinnemont, siber e saldırıdan sonra büyük olasılıkla internet güvenliğinin ciddi şekilde artırılacağını söylüyor. Suudi Arabistan siber güvenlik konusunda kaygılı. Daha önce de petrol devi Aramco'ya yönelik bir saldırı olmuştu. Bu sanırım harekete geçmeleri için bir uyarı olacaktır. Uzmanlar sızdırılan belgelerin çok şaşırtıcı bir içeriğe sahip olmadığını söylüyor. Örneğin içlerinde Suriye'deki aşırılık yanlısı gruplara yapılan para yardımına ait kanıtlar yok. Şu ana kadar Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın El Nusra ya da IŞİD'e yardım ettiğini gösteren bir belge yok. Belgelerde Suriye Ulusal Konseyine açık destek verdikleri görülüyor. Ancak eğer bu gruplara destek varsa bu dışişleri aracılığıyla yapılmaz. Daha gizli biçimde yürütülür. Bu arada WikiLeaks önümüzdeki haftalarda daha fazla belge yayınlamaya hazırlandığını açıkladı. Çağartan Yol Amerika'nın Sesi Washington.